Sayın Doğan Aydal hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hocam, şimdi geçen haftalarda yaşanmış bir olay var. Suudi Arabistan'da değil, sadece bütün dünyada konuşuldu ve öyle bir patlama ki görüntüler inanılmazdı. Aramco'da bir patlama. Suudi Arabistan'da ve bunu yapan kişilerin Yemen'de Husiler olduğu söylendi. İran kaynaklı olduğu söylendi. Acaba işte drone'la mı patlatıldı, neyle patlatıldı falan diye birçok şey var ama siz bambaşka bir şey söylüyorsunuz hocam. Medyanın acaba genel olarak bu yurt içi ya da yurt dışı söylediğinin dışında başka bir şey olabilir mi? Yani bir başka bakış açısı olabilir mi diye araştırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü düz bakışta en kolay suçlanacak kişi kimdir? Bölgede Yemen ile Suudi Arabistan arasında işte Yemen'in bir kısmına hakim olan Husilerin işte Suudi Arabistan'a füze fırlattığı ile ilgili cümleler dolaştı. Aramco tesislerinin buradan vurulduğu, hem de kimler tarafından? Yani sokaklarda pejmürde kıyafetlerle dolaşan, ellerinde silahlardan başka bir şey olmayan, herkesin bildiği konvansiyonel silahlardan başka bir şey olmayan kişilerin yüksek teknolojik bir drone'la, füze atışıyla Aramco tesislerini vurduğu ifade edildi. Şimdi eğer inanırsanız böyledir. Ya da şöyle denildi. Bu Husileri destekleyen kim? Şia olmaları sebebiyle? İran. O zaman suçlu İran'dır. Ya da Irak içerisinden, Irak da müsaade etmiştir İran'a, öyle vurulmuştur. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğinizde bir yeri incelemek mecburiyetindeydim ben. Uydularla o bölgeyi inceledim. Ben Türkiye'de uydularla yer determinasyonu yapan kişilerden biriyim. Biz yeri 50 santim çözünürlükle görebiliyoruz. O bölgeyi inceledim. Ne gördünüz orada? Gördüğüm şu. Husiler ne kadar kabiliyetliymiş ki dedikleri doğruysa, 811 kilometre Husilerin bulunduğu yer ile Aramco tesislerindeki vurdukları yer 811 kilometre. 21 füze atıldı deniyor. 21 füze ne kadar akıllıymış ki bir tek kişi ölmüyor, bir tek kişi yaralanmıyor ve vurulması gereken destabilizasyon kuleleri vardır. Onlar vuruluyor sadece. Peki bu destabilizasyon kulesi nedir? Bir yerde petrol çıkardığınız zaman bunun içerisinde çok bol miktarda sülfür vardır. Bu destabilizasyon kulelerinde önce bu sülfür ayırt edilir. Sonradan rafineriye gönderilir. O Aramco'nun bir ince şeyi daha vardır, özelliği. Oradaki tesis Pakistan'ın Gwadar bölgesinde üretilen petrolün gemilerle taşınıp aynı tesislerde sülfürlerinin arındırılarak rafineriye gönderildiği yerdir. Ve Gwadar'da üretilen petrol de rafineride üretildikten sonra Çin'e gitmektedir. Şimdi o zaman hikayenin şekli biraz değişmeye başlar. Şimdi o zaman bölgeyi inceledim. Bir sonraki şeye gelebilir miyiz lütfen? Bütün bu gayretlerin sebebi nedir diye. Dünyada British Petroleum'un yaptığı bir araştırma var. Şu anda dünyada bilinen bütün rezervlerin toplamı 244 milyar ton. Yıllık tüketim yaklaşık 14 milyar ton. Böldüğünüz zaman yaklaşık 17,5 yıl çıkıyor. Petrol tükeniyor. İnşallah bugün bu bir gün petrolün tükenmesiyle ilgili altında yatan hikayeleri, fiyatların nasıl şişirildiğini, nelerin buna etken olduğunu da bir başka programda inşallah anlatırım. Petrol tükendikçe elinizdeki malı yüksek fiyatla satma derdine düşersiniz, değil mi? Çünkü düşüyor. Bunun başka gerekçelerini de inşallah bahsettiğim diğer programda anlatacağım. O zaman bu derin dünyada düşünenler belli olaylar çıkartmak mecburiyetindeler. Dünyanın üretiminde düşme olduğu anda fiyatların yükseleceği basit matematiksel bir kuraldır. O zaman
dünyanın %5'ini üretir Aramco'nun Suudi Arabistan'daki tesisi. Lütfen o şekle bir bakalım. Aramco buradadır. Suudi Arabistan'ın içerisinde. Amerikalı kardeşler kendilerine havuzlu, beyzbol sahalı, futbol sahalı, yemyeşil çölün ortasında bir vaha inşa etmişlerdir. Geri kalanında yaşayan bu kuru bölgede, çölde yaşayanlar da fukara işçilerdir. Şimdi bir sonraki lütfen. İşte bunu yakından gösterdim. Bunlar uydudan aldığım görüntüler. İşte futbol sahaları, yüzme havuzları vesaire. Her imkanı kendilerine hazırlamışlar. Bir sonraki lütfen. Husilerin bulunduğu bölge bura. Abkayık denen, o bir kısım Bukayık diye yazar ama Abkayık diyor Araplar. Dışarıdan konuşanlar Bukayık diyorlar. Farklı ismi işi beraber kullanıyorum ki başka yerde okuyanlar acaba farklı bir şey anlatıyor mu diye düşünmesinler diye. Şu mesafe kuş uçuşu 811 kilometre. Biraz önce bahsetmiştiniz. Evet, yani fukara Husi her kimse buradan füzeyle gelecek. Burada 21 atış yapacak. Bir tek Allah'ın kulu ölmeyecek. Tek bina yıkılmayacak. Bir tek destabilizasyon şeyleri vurulacak. Şöyle kule gibi birazdan resmini göstereceğim. Ve burası neresi? Buraya göre güney doğusu. Burası güney batısı, burası güneyi. Değil mi? Çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Vurulan kulelerin tamamındaki delik kuzey batı yönlü. Burayla hiçbir alakası yok. Şimdi kuzey İran'dan vurdu dediler değil mi? İran'dan vurulsaydı deliğin kuzey doğuda olması lazımdı. Peki kuzey batı nereye bakıyor? Kelime olarak burada o teknolojiye sahip tek ülke var. Ürdün yapmayacağına göre İsrail'e bakıyor o delikler. Ama İsrail bunu yapar mı? Ona da ihtimal vermedim. Çünkü delikler bir füze deliği değil. İsrail dahi 1500 kilometre çünkü İsrail'e mesafesi, o kadar mesafeden oradaki şeyleri tek tek vuramaz. Birazdan göreceksiniz kulelerden iki tanesi vurulmamış. Atlayarak vurmuşlar. Ama deliğin dışarıdaki içeriye doğru gibi gözükürse de içteki deliğe büyüterek baktım ben. İçeriden patlamayla demir dışarıya doğru açılmış. Dışarıdan vurulan füzede böyle olmaz. Her ne yaptılarsa, hangi düzenle yaptılarsa patlamalar içeriden yapıldı. Bir yanık izleri o petrolle beraber oluştu. Hatta bunun açığında Kurais denen bir yer var. İkinci vurulan yer diyorlar. Kurais'te de bir kubbe gibi demir eğilmiş bir şeyin çarpması şeklinde bir de ağır makinalı tüfek delikleri var üstünde. Yani içeride bilmediğimiz bir grupla ne olduysa oldu. Bir şeyi daha çok önemli belirtmek istiyorum. Siz buradan 811 kilometre bir füze göndereceksiniz ya da drone göndereceksiniz ve o patriotlar bunların birini yakalayamayacak. O zaman bu patriotların çökmesi demektir. Bir, 21 tanesini birden yakalayamıyorsa o zaman patriot bir işe yaramıyor. Biz niye alıyoruz? Sorusu gelir insanın aklına. Bir sonraki lütfen. İşte vurulan destabilizasyon kuleleri bunlar. Burada var, şurada var, burada var, burada var. Ya bu nasıl becerikli husiler ki? 811 kilometreden atıyorlar. Ve bu delikler nasılsa o füzeler dolanıyor. Güneyden değil de kuzeybatıdan deliyorlar. Böyle bir teknoloji yok dünyada. Dolayısıyla size verilen resimlere başka açılardan daima bakınız diye ben kendi öğrenci arkadaşlarıma da söylüyorum. Bir şey anlatıldığı şekliyle olmayabilir. Peki bu oldu da ne oldu Allah aşkına? Yani bunu düzenleyenin bir fikri olmalıydı. Sonuçlarına bakacağım. Sonuçları ne oldu? Petrol fiyatı aniden %20 arttı. 2 ay süresince, 1,5 ay süresince hala artış vaziyette devam ediyor. Kim kazandı?
bu düzeni kim kurguladıysa o kazandı. Petrol ağababaları, hangisini sayarsanız. Kim kazandı? Toplum karşısında imaj oluşturma açısından İran kötüdür diyen ülkeler kazandı. Niye? İşte İran Husileri desteklemeseydi Husi fukaraları buradan füzeyle vuramazdı. Ya Irak, Irak'a laf saydılar. Irak diyor ki benim üzerimden hiçbir füze geçmedi. Irak üzerinden geçmediyse oraya gitme şansı sıfır. O kadar mesafelik füzesi varsa zaten Amerika İran'dan korksun. Ve bu bunların tamamındaki delikler kuzeybatıya nasıl bakıyor? Bu nasıl bir teknoloji ki 811 kilometre gelecek? Yok, buradan vurmayayım da dolanayım arkadan öbür taraftan vurayım diyecek. Böyle bir teknoloji yok. Bir sonraki lütfen. Amerika Çin'e de bir ders vermek istedi. Ne demek istedi Çin'e? Çin'in en fukara noktalarından bir tanesi doğal gaz ve petrol eksikliğidir. O dev Çin, o yüzden Afrika'da ve dünyanın her tarafında petrol ortaklıkları aramaktadır. Daha evvelki programların birinde bu Akdeniz'deki doğal gaza ortak edelimin altında yatan cümlemin altında yatan gerekçem bu. Paylaşalım. Bir siyasi güçtür. Birleşmiş Milletler oyu vardır. Dünya siyaseti böyle bir şeydir. İşte o Çin'in gırtlağını sıkmak için, Çin'in önemli ölçüde petrol aldığı Gwadar bölgesinden buraya gelen ve rafine edilen petrolün, o sülfürü alınan petrol alınamayınca bu sefer Çin'e giden petrolde de azalma meydana geldi. Darbe vurdu. Bir şey daha çok önemli. O gün Suudi Arabistan'ın Aramco yöneticisi 24 saat sonra bir mülakatta bulunuyor İngiliz basınına. Diyor ki tamam böyle şeyler olur ama biz dünyanın en güçlü tamir edicilerine sahibiz. Bunun diyor çok sürmesi gerekmez. %30'unu bir günde hallettik zaten diyor. O zaman biz 2 ay niye bekliyoruz? Cevabı çok basit. 2 ay vurgun devam etsin diye bekliyorlar. Yoksa isteseler de bu kuleleri değiştirmeye ne var? Yedeğini orada tutarsınız. Ya da 15 günde en geç bütün hepsini sıfır yeniler işe başlarsınız. Bunlar yapılmamıştır. Bir sonraki lütfen. Bu da Kurais'te. Bunların hiçbir tanesi füze deliği değil. Çatışma çıkmış. Biraz açıktaki bir başka bölge, rafineriye belli bir mesafede bu. Bir ezilme var ve ağır makinalı tüfek atışlarına benziyor. Bunların hiçbiri açıklanmadı ne oldu burada diye. Ama bir tek şey söylendi. Husiler saldırdılar. Olmadı İran saldırdı. Olmadı Irak hava sahasına müsaade etti. Böyle oldu. İnanıyorum ki dünyanın %80'i de hala bir Husi fukarasının oraya saldırdığını sanıyordur. Saygılar sunuyorum. Bugün anlatacağım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun.